AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor MYK sonrası. Gidelim. Başlangıcı Nevruz Bayramı bugün. İnşallah dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte Nevruz'un müjdesi daha çok barışı, sağlığı getirir diyerekten herkesin Nevruz Bayramı'nda kutluyoruz. Büyük ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle anıyoruz. Bir kere daha Diyarbakır annelerine buradan selamlarımı iletiyorum. Bütün MYK'mızın selamlarını, sevgilerini, saygılarını iletiyoruz kendilerine. Biliyorsunuz geçen hafta Diyarbakır annelerinin CHP genel başkanı tarafından ziyaret edilmemesini eleştirmiştim. Anneler ayağa çağrılmaz, annelerin ayağına gidilir demiştim. Bazı CHP sözcüsü arkadaşlarımız annelerle bir görüşmenin olduğunu, bizim doğru bilgi vermediğimizi söylediler. O CHP'li arkadaşlarımıza söylemek isterim. Bizim verdiğimiz bilgi doğru. Kendilerinin yaptığı değerlendirme yanlış. Nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu annelerin nöbet yerine davet etmesi için giden iki aileyle yapılan görüşmeyi Diyarbakır anneleriyle görüşme gibi sunmuşlardır. Halbuki o Diyarbakır anneleriyle görüşme değildir. Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek, o vicdan nöbetini yaptıkları yerde onları ziyaret etmek anlamlıdır. Zaten annelerin yaptığı açıklamaya bakılırsa da bizim değerlendirmemizin doğru olduğu, CHP'li arkadaşlarımızın değerlendirmesinin eksik bilgiye dayanan yanlış bir değerlendirme olduğu görülür. Buradaki soru şudur. Niçin annelerin ayağına gidilemiyor? Niçin bu vicdan nöbetine destek verilemiyor? Ya da bir parti genel başkanının hemen yanına oturan birisi bir etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını terörle mücadele değildir de bir halkı ezmektir dediğinde o genel başkan niçin orayı terk etmiyor? Hayır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları meşru operasyonlardır diye niçin cevap vermiyor? Bu gibi soruların cevabı bellidir aslında. Ama maalesef konu sürekli olarak başka yere çekiliyor. Bu net bir şeydir. Ne kadar demokrasiden bahsederseniz bahsedin, ne kadar özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, eğer terör konusunda net bir tavrınız yoksa bu demokratik mekanizmaların ve demokratik süreçlerin istismarı anlamına gelir. Herhangi bir şekilde demokratik bir tutum olarak hiçbir şekilde değerlendirilemez. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 18-24 Mart haftası Yaşlılar Haftası olarak kutlanıyor. Bu farkındalık hepimiz için çok önemli. Özellikle pandemi döneminde yaşlılarımız çok sıkıntı çektiler. Evlere kapanmanın zararını gördüler. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanlarında olmaya çalıştı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetlerimiz yaşlılarımıza dönük pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yaşlılarımıza dönük olarak desteklediği, himaye ettiği pek çok kampanya, pek çok girişim vardır. Dolayısıyla bizim için bu son derece önemli bir konudur. Yani geçmişimizle geleceğimiz arasındaki hikmetli köprüleri onlar sayesinde kuruyoruz. Nitekim hükümetimiz tarafından hazırlanan yaşlanma vizyon belgesi, yaşlılarımızın haklarının güçlendirilmesi, garanti altına alınması, hizmet onlara dönük hizmet ve desteklerin modellerinin geliştirilmesi bakımından bir yol göstericidir. Yine biliyorsunuz 2016 yılında yaşlı destek programı kapsamında yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanlarında geçirecek, evde gündüz bakım hizmeti alabilecekleri düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Buradaki irademiz, bu siyasetimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması da güvence altına alınmıştır. Nitekim pek çok düzenleme bu şekilde söz konusudur. Bir kere daha bu büyüklerimize buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. 15 Mart günü bundan sonrasında çok daha önemli bir gün olacak. Bu biliyorsunuz İslamofobiyle, İslam düşmanlığıyla mücadele günü olarak kayda geçti. İlk olarak 15 Mart 2019 tarihinde biliyorsunuz Yeni Zelanda'nın
Christchurch şehrinde bir katliam gerçekleşmişti. Burada Müslümanları bir cani katletmişti, bir sürü masum insanı. Burada tabii biri Türk vatandaşı olan bu 51 kişiyi bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 15 Mart tarihini İslamofobiyle mücadelede uluslararası günü olarak kabul etti. Bu bizce çok derece önemli bir gelişmedir. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir gelişmeydi. Biliyorsunuz Yeni Zelanda'daki o saldırı döneminde Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıydı. Ve o zaman yapılan çağrı üzerine Cumhurbaşkanımızın güçlü çağrılarıyla 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakanları düzeyinde Acil İcra Komitesi toplanmıştı. Alınan kararlarda 15 Mart'ın İslam karşıtlığıyla mücadelede bir referans noktası olması yönünde hayata geçmişti. Ayrıca İslamofobiyle mücadele konusu bugünün dünyasında giderek artık küresel barışı, dünya sistemini de ilgilendiren bir konu haline geldi. Nitekim göçmen düşmanlığı, nefret suçları bu bağlamda değerlendirilebilir. O İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karardan sonra Türkiye, Pakistan'la birlikte pek çok paydaşla birlikte bunun Birleşmiş Milletler kararına dönüşmesi için bir gayret sarf ediyordu. Şimdi o da hayata bu şekilde geçmiş oldu. Bunun tabii altının doldurulması, iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yaklaşımlarla, güçlü yasalarla desteklenmesi yönünde bütün dünyada takipçisi olacağımız bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki katliamlara imza atan, Yahudilere dönük o soykırıma imza atan zihniyet, bugün aynı zihniyet kodlarını kullanarak, Müslümanlara dönük olarak o zihniyet kodlarını işletmeye çalışıyor. Nitekim Yeni Zelanda'daki saldırıda bu katliamı gerçekleştiren katilin o zamanki bağlantılarına, yazdıklarına bakıldığında da aslında referans noktasının İkinci Dünya Savaşı dönemindeki katliamlara imza atan Naziler olduğu net bir şekilde görülüyor. Bunlar tabii iç içe geçmiş bir strateji çerçevesinde demokrasi düşmanlığı, hukuk düşmanlığı yapıyorlar. Onun altına İslam düşmanlığını yerleştiriyorlar. Onun altına göçmen düşmanlığını, yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar. Sonuçta da insanlığın temel kazanımlarını, insan hak ve hürriyetleri temelindeki temel kazanımlarının hepsini esir almaya çalışıyorlar. Tabii arkadaşlar geçtiğimiz birkaç gün son derece önemliydi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. Bir gerdanlık olarak Boğaz 6. kere Avrupa ve Asya yakası birleştirilmiş oldu. Bu eser siyasetinde, AK Parti'nin eser siyasetinde bir önemli semboldür, bir taçtır. Oraya bir gerdanlık olarak yerleştirilmiştir. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiği, bölgede ticareti kolaylaştıracak Asya ile Avrupa arasındaki bölgesel ticaretin kolaylaşmasına dönük bütün bağlantı yollarının kesişme noktasında nasıl stratejik bir konuma yerleştiğini bir kere daha görmüş olduk. Bütün bunlar tabii bir bileşik kaplar teorisi gibi birçok şeyin yan yana gelmesiyle oluyor. Tabii ki milletimizin büyük desteği, milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, iktidarımıza verdiği büyük destek bu çerçevede bu büyük eserlere imza atılmasına imkan veriyor. Bundan sonrasında da eser siyaseti dediğimiz bu siyaset güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Tabii her zaman olduğu gibi bunları şu ya da bu şekilde eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatlarında hiçbir işe imza atmamış olanlar ya da attıkları bir iki iş varsa baktığınızda sadece bir takım krizlere imza atmış olanların bu eser siyasetine halen sistematik olarak düşmanlık etmeye çalışmasını, bunları gölgelemeye çalışmasını bir kere daha tespit ettik, bir kere daha görüyoruz. Ama her ne olursa olsun bu devam edecektir. Burada etrafımızdaki gelişmeler açısından 20 Mart sabahı biliyorsunuz Suudi Arabistan'a bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu buradan bir kere daha ifade ediyoruz. Suudi Arabistan'la terörle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olduğumuzu
tekrar ifade etmek isterim. Biliyorsunuz daha öncesinde yakın zamanda yine Yemen'deki Türk şehitliğine dönük olarak, Sana'daki Türk şehitliğine dönük olarak insanlık dışı bir eylem gerçekleşmişti. Yemen halkının da asla kabul etmeyeceği bir eylem. Bunun tabi takipçisi olmaya devam ediyoruz. Sorumluların yakalanması ve cezalandırılması için bütün süreci takip edeceğiz. Suudi Arabistan'a, işte Türkiye'nin oradaki eserine dönük bu tip saldırılar, bu tip eylemler organize bir şekilde daha çok terörü yoğunlaştırmak, terör eylemleriyle daha çok husumet ve kaos oluşturmak için yapılan eylemler. Bunlarla mücadelemiz tabii ki sürecek. Dünyanın her tarafındaki şehitliklerimizi ve eserlerimizi bu bakımdan takip ediyoruz. Benzer bir hadise maalesef Batı Trakya'da, İskeçe'de, Horozlu köyünde bulunan Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığına dönük olarak oldu. Burada bir belediye başkanının orada teşviki olduğunu tespit ediyoruz. Bu çerçevede Yunanistan makamlarının Osmanlı eserlerine dönük, oradaki Müslüman Türk toplumuna dönük olarak bu eylemler karşısında daha hassas olmasını bir kere daha ifade ediyoruz. Arkadaşlar, Ukrayna krizi tabii MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi MYK gündemini açarken açış konuşmasında da kendi faaliyetlerini ayrıntılı bir biçimde ifade etti. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesine katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Tabii hem Zelenski ile hem Sayın Putin ile hem Sayın Zelenski ile Cumhurbaşkanımız konuşmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 24 Şubat 17 Mart arasında 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Burada Türkiye'nin bu yürüttüğü politikayı herkes güvenilir bir politika olarak muhakkak surette ifade ediyor. Türkiye'nin hem insani konulardaki duruşu hem Montreux Sözleşmesi'nin uygulama konusundaki kararlılığı hem de diplomatik kanalları işletme konusundaki iradesi herkes tarafından takdir edilen bir durumda. Tabii gelinen süreçte en büyük arzumuz kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve artık barış anlaşmasının imzalanması. Biliyorsunuz işte bir 6 madde konuşuluyor. Bunların aslında teknik düzeydeki 3-4 maddesi üzerinde tarafların yakınlaştığına dair tarafların açıklamaları var. Ama tabii kritik siyasi konularda liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Sayın Putin'in ve Sayın Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha Türkiye'nin gerek Ankara'da gerek İstanbul'da memnuniyetle bu bir araya gelmeye ev sahipliği yapabileceğini, güvenilir bir ara bulucu olarak bunu gerçekleştirebileceğini ifade etti. Tabii oradaki insani durumu da yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız büyük oranda tahliye edildiler. Son derece başarılı bir şekilde zor koşullarda bu gerçekleşti. Elden gelen bütün imkanlar seferber edilerek bu yapıldı. İlk başta söylemiştim, ilk bu savaş gerçekleştiğinde hava, kara ve deniz ikmal yollarında güvenli bir durum yoktu. O sebeple o günlerde bu şu anda gerçekleşemiyor diye ifade etmiştim. Maalesef bir muhalefet partisi bunu gayri insani bir biçimde istismar etmişti. Ama sonraki günlerde net bir şekilde görüldü ki hava, kara, deniz ikmal yollarından hangisi müsaitse Türkiye tüm kapasitesiyle bu tahliyeyi gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Nitekim vatandaşlarımız en zor çatışma bölgelerinde bile, çatışma bölgelerinin yakınlarında bile hiçbir şekilde yalnız bırakılmamıştır. Emine Erdoğan hanımefendinin Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşine gönderdiği mesaj, daha sonra diplomasi forumunda oradaki çocuklara, kadınlara ve bu şiddete maruz kalanlara gönderdiği mesaj da Ukrayna'da geniş bir yankı buldu. Tabii buna eşlik eden Türkiye'nin insani yardımları, insani koridorların açılması için Türkiye'nin sarf ettiği efor herkes tarafından takdir görüyor. Dolayısıyla bu insani yardımlar, o insanlara sahip çıkma konusundaki irade aynı şekilde devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii NATO zirvesinde katılımında yapacağı görüşmeler
bundan sonrası için de süreci belirleme açısından kritik olacaktır. Değerli arkadaşlar, önemli bir konu da Türkiye Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'na yeniden seçildi. Bu son derece önemlidir. Çünkü giderek bütün gelişmeler dünyadaki ticaret yollarını tehdit ediyor. Ticaret yollarının tehdit altında olması yeni savaş ihtimallerini ortaya çıkarıyor. Düzenli, kurallı bir ticaretin küresel düzeyde sıkıntıya girmesi dünya tarihinde her zaman savaşı ve çatışmaları beraberinde getirmiştir. Türkiye bu uluslararası komisyonda ticari işbirliğinin, ülkeler arasındaki kurallı ticaretin, dostane ilişkilerin teşviki bakımından önemli bir rol oynayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün eski dönemde biliyorsunuz milletvekilliğimizi yapmış, il başkanlığımızı yapmış arkadaşlarımızla da bir araya gelecek. Burada da siyasi gündemle ilgili değerlendirmeler olacak. Bu diplomatik temas trafiği içerisinde şunu söyleyebilirim. Bir yandan tabii NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları, bir yandan Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olan işgali içerisinde aslında diplomasinin sesi çok duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, Türkiye'nin taraflarla konuşması, hem NATO müttefikleriyle son derece yoğun bir diyalog içerisinde olması, hem Rusya tarafıyla diyaloğunu belli bir düzeyde tutması, bir tek Türkiye tarafından açılan bu diplomatik hattın herkes için bir umut olduğunu gösteriyor. Maalesef burada bazı ortaklarımız ilk başta Türkiye ile verimli ve yeterli bir işbirliği gerçekleştiremedikleri için aslında bu diplomasi zemininin parçası olmak ve bu diplomasi zeminine güçlü destek vermek şeklindeki tarihi fırsatları kaçırdılar. Ama şimdi gelinen noktada Türkiye'nin durduğu yer, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik duruş herkes tarafından takdir ediliyor. Bunun daha da genişlemesi lazım. Buna daha çok destek verilmesi lazım. Yine bir kere daha görüldüğü gibi barışın yegane zemini diplomasi olacaktır. Burada tabii hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini gözeten hem de Rusya'nın güvenlik kaygılarını dikkate alan bir formül bulunması mümkündür. Bu formülün nasıl gerçekleşeceği ile ilgili çeşitli modeller konuşuluyor ama bunları bizim zikretmemiz doğru olmaz. Onlar iki ülke arasında seçilecek yollarla belirlenecektir. Ama bir ülkenin güvenlik kaygılarını gidermek, başka bir ülkenin toprak bütünlüğünün ya da siyasi egemenliğinin ortadan kalkması anlamına gelmemeli. Ya da siyasi egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğin ötesinde bir takım başka ülkelerin Rusya güvenlik kaygılarını tahrik eden bir takım yaklaşımlar ortaya koyulmamalı. Bu arada dengeli bir yol bulmak için imkan vardır, zemin vardır. Ama maalesef bir yandan da savaş şiddetleniyor. Onun için diplomasiyi daha yoğun bir şekilde kullanmak, diplomasiye daha yoğun bir güç vermek herkesin vazifesi olmalıdır. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Bana soracağınız varsa cevaplayayım. Buyurun lütfen. Efendim, TGRT Haber'den Emin Kuvat. Az önce siz de konuşmanızda belirttiğiniz aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak ve Brüksel'de kritik toplantıda önemli temaslar olacak. Bu temaslarda diğer ülke liderlerine ne tür mesajlar vermesini bekliyorsunuz? Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii bu savaşın önce, bu işgalin öncesinde bir tablo vardı. Birileri çıkıp kendilerinin NATO içinde ne işe yaradığını değerlendirmeden Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamaya kalkıyorlardı. Hatta Fransa Devlet Başkanı çıkıp NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyordu. Ama şimdi aynı Fransa Devlet Başkanı çıkıyor, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek gerekir diyor. Yani beyin ölümü gerçekleşti demekle NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek gerekir demek arasında çok uzun bir zaman dilimi yok. Nasıl bu kadar yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor? Bunun tabi tarihe bir kayıt olarak düşmesi lazım. Şimdi baktığınızda bu bölgedeki en güçlü NATO ülkesinin Türkiye olduğu, NATO'nun içerisindeki en güçlü ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğu değerlendiriliyor. Kendilerinin NATO'ya yaptığı katkıyı değerlendiremeyenler Türkiye'yi sorgulamaya kalkıyorlardı. Diyeceksiniz ki sorgulamalarının bir önemi var mı? Yok. Ama ancak duvara çarptıktan sonra anladıkları bir güvenlik mimarisi var.
Dolayısıyla bu güvenlik mimarisi hakkında konuşurken daha ilkeli, prensiplere dayanan konuşmalar yapılması gerektiği açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu sık sık belirtiyor. Yine Cumhurbaşkanımız defalarca bunun altını çizdi. Bakın, Türkiye güçlü bir NATO ülkesi olarak bütün NATO ülkelerinin güvenliğine de katkı sağlıyor. Kendi milli egemenliğini, milli güvenliğini korumak için aldığı tedbirler ve kabiliyet ve kapasite aynı zamanda NATO ülkelerinin de ortak güvenliğini sağlıyor. Siz tutuyorsunuz, böyle bir ülkeye ihtiyaç duyduğu bazı savunma eleman aparatları, maddeleri konusunda ambargo uyguluyorsunuz. Dolayısıyla siz kime zarar vermiş oluyorsunuz? Kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Şimdi Bayraktar İHA'larının ve SİHA'larının burada bütün dünyada çıkan makalelere bakın, analizlere bakın. Ne kadar önemli bir işlevi olduğu dünyanın her tarafında bunun adı koyuluyor, altı çiziliyor. Ama yakın zamana kadar bunların engellenmesi için ya da bunlara dönük kara propagandanın da nasıl yapıldığını biz gördük. Halbuki görülüyor ki Türkiye'nin Bayraktar İHA ve SİHA'larıyla geliştirdiği kapasite aslında hem bölge barışı için hem dünya barışı için son derece stratejik bir rol oynuyor. Ama birileri bunlara karşı bile kendi açılarından bir engelleme oluşturmaya çalışıyorlardı. Bunların ne kadar saçma sapan işler olduğu görülmüştür. Çok yakın zamana kadar, yine 1-2 yıllık zaman diliminden bahsediyorum. Sırf kendi dedikleri yapılmadı diye, NATO üyesi olup da NATO'nun tamamı adına konuşma yetkisi olmayanlar, Türkiye için NATO içerisinde güvenilmez bir ortak diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Türkiye NATO'da kilit ortaktır diyorlar. Türkiye son derece güvenilir bir NATO ülkesidir diyorlar. Tabii bu ilkesizliklerin ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde de tartışılması söz konusu olacak. Ama bütün bu krizler karşısında NATO nasıl yapacak? NATO nasıl ortak hareket edecek? İş işten geçtikten sonra bir şeyler söylemek ya da bir takım tedbirler ortaya koymak çok işe yaramıyor. Ortak güvenlik açısından, ortak güvenlik mimarisi açısından yeni tehditlere karşı nasıl bir cevap geliştirilecek NATO tarafından? Bunların hepsinde Türkiye tabii ki stratejik role sahiptir. Türkiye'nin söyleyecek sözü vardır. Ve Türkiye'nin söylediği söz sadece kendisini ilgilendiren bir söz de değildir. Bütün NATO ülkelerinin ortak güvenliğini ilgilendiren bir sözdür. Dolayısıyla bunların daha çok tartışılacağı, daha çok gündeme geleceği bir döneme de giriyoruz. Tam bu dönem içerisinde, belki bu savaş çıktıktan sonraki de ilk NATO zirvesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli açıklamalarını biliyorsunuz. Geniş ve kapsamlı bir değerlendirme olacaktır orada. Başka, buyurun lütfen. Efendim, Milliyet Haber Ajansı'ndan Olcay Eşki. Sizin de memleketiniz olan Adana ile ilgili bir tartışma var. Bir gösteri sırasında polisin gösteriye müdahalesinde şiddet görüntüleri de ortaya çıktı. Bu konuda değerlendirmeniz olur mu? Teşekkürler. Evet arkadaşlar, burada her zaman olduğu gibi kuralımız, prensibimiz açıktır. Biz mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılması sonucunda ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez ve bunlar meşru sayılamaz. Zaten bu bahsettiğiniz Adana'daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız, Adana Valiliğimiz açıklama yaparak soruşturmanın açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur. Yani orantısız güç asla kabul edilemez. Orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değil. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim şu. Burada şimdi bakıyorum bazı açıklamalara, muhalefet partilerinden bazı açıklamalara ya da bazı grupların açıklamalarına. Bu orantısız güç gösterileri sanki sistematik hale gelmiş bir hükümet politikasıymış gibi, sanki hükümetimiz, bakanlığımız, partimiz sistematik olarak böyle bir politika uyguluyormuş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Yok 28 Şubat yeniden canlanıyormuş, yok eski günler yeniden geliyormuş gibisinden. Bunların hepsi arkadaşlar sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat
uygulamalarının ortaya çıktığı zamanları ortadan kaldıran en güçlü mücadeleyi biz verdik. İkincisi, birilerinin 28 Şubat benzer uygulamaları diriltmesine karşı da yine en güçlü duruşu biz sergiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sistematik şekilde yalan söyleme, iftira atma kampanyasına karşı da söyleyecek çok sözümüz vardır. 28 Şubat süreciyle mücadelede herhangi bir katkısı olmayanların da bu mücadelenin sahibiymiş gibi konuşması da zaten anakronik bir şey. Diğer bir konu da şudur. Tabii dediğim gibi orantısız güç kullanımı, yani şiddet asla ve kata kabul edilemez. Soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonunda da gereği yapılacaktır. Şimdi ama bir başka bir şey daha görüyorum burada. Bunların hepsinin yerli yerine oturtulması lazım. Biri diğerinin mazereti değil, biri diğerinin hafifletici sebebi değil. Yine organize bir şekilde topyekün Adana Emniyetine ilzam eden, topyekün Emniyet Teşkilatı'nı ilzam eden bir kampanya da görüyorum. Bunu da reddediyoruz. Ben örneğin çok yakinen biliyorum ki 24 saat esasına göre çalışan bir teşkilattır Adana Emniyet Teşkilatı. Aynı gün içerisinde, bakın aynı gün içerisinde neredeyse 10 saatlik bir dilim içerisinde birden çok terör örgütünün saldırısını engellediklerini, aynı zamanda da uyuşturucu çeteleriyle mücadele ettiklerini biliyorum. Dolayısıyla böyle kendilerine verilen yetki çerçevesinde, anayasanın ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde, meşru sınırlar içerisinde kendi ülkesinde hizmet edenleri ilzam etmek de yakışıksız bir tavırdır. Sonuç olarak oradan yola çıkıp bütün bir emniyet teşkilatına bu şekilde iftira atmak da son derece yakışıksız bir tavırdır. Hele bizim hükümetimizi, yok 28 Şubat'mış, yok sistematik bir şekilde bu şiddet uygulanmasına dönük olarak bir yaklaşımımız varmış gibisinden ilzam edenlerin, açık ve net söylüyorum, baktım tek tek isimlerine de, siyasetçi olanların birçoğunun bu 28 Şubat vesaireyle verilen mücadelede herhangi bir katkısı da olmamıştır. Kenarda durmuşlardır. Net. Her halükarda dediğim gibi bunları birbirine karıştırmamak lazım. Fedakarca görev yapanları takdir etmek lazım. Orantısız güç kullananların bu ortaya koyduğu şiddet görüntüsünün de asla kabul edilemeyeceğini, hiçbir vatandaşımıza dönük olarak orantısız gücün bu şekilde bir şiddet kullanımının meşru görülemeyeceğini, bunu topyekün reddettiğimizi ve her zaman için durduğumuz ilkeler çerçevesinde, prensipler çerçevesinde durduğumuz yerde durduğumuzu ifade ediyorum. Soruşturma da açılmıştır. Onun gereği de yapılacaktır. Tabii ki provokasyonları görüyoruz. Neredeyse haftada bir gün izinsiz gösteri yaparak sokakların bu şekilde sistematik bir şekilde karıştırılmaya çalışıldığı, hakaret, küfür, belli bir kampanyayla bunların yapıldığını görüyoruz. Çok iyi de biliyorum, kendi memleketim olduğu için, neredeyse 3-5 yıldır bir sürü olaya müdahale ederken bu sınırlar içerisinde büyük bir tahammülle ve toleransla bu görevlerini yapıyorlar. Aynı zamanda oranın çeşitli işte Suriye ile olan yakınlığı sebebiyle ortaya çıkan tehditlerle de güçlü bir şekilde mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Bir, orantısız güç asla kabul edilemez. Bu şiddet görüntüleri asla meşru gösterilemez. Soruşturma açılmıştır. Titizlikle yürütülecek ve gereği yapılacaktır. İkincisi, aynı şekilde de görevinin başında meşru sınırlar içinde bu mücadeleyi verenler de takdir edilmektedir ve takdir edilmeye de devam edilecektir. Orada zaten çok tecrübeli yöneticiler vardır. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da gereken tedbirleri alacaklardır eminim. Buyurun lütfen, oraya doğru geliyoruz. Sabah gazetesi, Fatma Göksutor. Efendim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında olduğu üzere CHP Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkarken bu projeleri gerçekleştiren yatırımcıları da çete olarak nitelendiren bir tavır sergiliyor. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi tabii arkadaşlar, bu Türkiye'nin uzun süren bir hikayesi ve çok eski bir yarası. Ta 1. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasından tutun da başka pek çok eserin gerçekleşmesine kadar. Burada Türkiye'de bu eserleri engellemek isteyen siyasi kampın iki tane şey vardır, davranış şekli vardır. Bir tanesi bunu gerçekleştirecek siyasi kadroları tehdit etmek. İkincisi, ona güç yetiremiyorsa
bunu hayata geçiren iş adamlarını tehdit etmek. Yani netice itibariyle kanunlar çerçevesinde hareket eden, kanunlar çerçevesinde bu büyük eserlerin hayata geçmesinde çalışanları bu şekilde ilzam etmek, Türkiye'yi iş göremez hale getirmek, Türkiye'yi felç etmeye çalışmak, Türkiye'deki yatırım düzenini yok etmeye çalışmaktır. Mesela hep şundan bahsediyorlar değil mi? İşte hukuk diyorlar vesaire diyorlar. Ne diyor? Ben diyor iktidara gelirsem, CHP Genel Başkanı, şunları derhal serbest bırakacağım. Şunların elindeki paralara çökeceğim. Şu basın yayın kuruluşlarına şu şekilde hiza vereceğim. Böyle bir dünya yok. Yani hukuktan bahsedip de arkasından pek çok hukuksuz eylemi arka arkaya sıralamak maalesef bir adet haline gelmiştir. Bu şekildeki bir yaklaşım da hem ahlaken sorumlu bir yaklaşımdır, hem siyaseten sorumlu bir yaklaşımdır. Ha şunu diyebilirsiniz, ben bu projeyi gerekli görmüyorum. Ya da ben bu projenin şu şekildeki uygulanmasına karşıyım. Siyaset yaparsınız, demokratik sınırlar içerisinde hareket edersiniz. Ya da hükümete bu projeleri yanlış yaptığını söyleyebilirsiniz. Ona da millet karar verir. Bunlar gerekli midir, değil midir? O köprüyü her gün kullananlara bu eserler vasıtasıyla işini, gücünü hayata geçirenlere, ticaretini geliştirenlere, rızık kapısı açanlara, istihdam sağlayanlara sormak gerekir bunu. Ama bu şekilde siyasi alan içerisinde argüman üretemeyip siyaset üretimi konusundaki siyasetsizliğinizi, siyasi cari açığınızı tehditle kapatmaya çalışırsanız kuşkusuz bu gayri kanuni, hukuk dışı, siyaset dışı, meşruiyet dışı bir yaklaşım olur. Başka konu var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. Esra Nehir, Habertürk Televizyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında asgari ücret belirlendikten sonra bir açıklaması olmuştu. Gerekirse Temmuz ayı geldiğinde çalışanlarımızın durumunu yeniden gözden geçirebiliriz demişti. Son günlerde AK Partili bazı isimlerden de bu yönde açıklamalar gelmeye başladı. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olağanüstü koşullar oluşursa değerlendirebiliriz dedi. Asgari ücretin yıl ortasında yeniden güncellenmesi, değerlendirilmesi gündemde mi? Bir de emekli ikramiyeleriyle ilgili de benzer bir gündem var. Bu konuda nasıl değerlendirme yaparsınız? Değerli arkadaşlar, tabii bu çalışmaların, bu tip çalışmalar hangi takvimle gerçekleşir, hangi zeminde gerçekleşir? Bu ilgili bakanlığın yapacağı bir açıklama. Ama şunu söyleyebilirim ben prensip olarak, bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklerimizin hayat koşulları karşısında bulunduğu durum, bunların sürekli olarak korunması, kollanması, durumların iyileştirilmesine dönük stratejilerin geliştirilmesi bizim her zaman gündemimizdedir. Ama bahsettiğiniz şekilde, şu şekilde bir düzenleme yapılacak ve şu takvimle yapılacak deme noktasında değilim. Onlar zaten olgunlaştığı zaman, uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız, ilgili bakanlıklar da açıklar. Şu aşamada size söyleyebileceğim bunlar. Ama şundan herkes emin olsun ki hem çalışan kesimlerin hem emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili her seferinde kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Buyurun lütfen. Efendim, Celal Çamur, NTV Televizyonu. Sayın Çelik, malumunuz geçtiğimiz hafta AK Parti ve MHP Genel Başkan Yardımcıları tarafından meclise sunulan bir kanun teklifi vardı. Seçim kanununda değişiklik yapılmasını öngören bir teklif. Bugün MYK gündeminde de olduğunu öğrendik. Yeniden MYK'nın gündemine gelmesi yeni bir değerlendirme anlamını mı taşıyor? Ne yönde bir değerlendirme oldu? Bir ekleme, bir çıkartma, bir genişletme söz konusu olacak mı? Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar, bu uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konu. Cumhur İttifakı olarak bunu açıkladık zaten. Siz defalarca bu MYK toplantılarında bana sormuştunuz. Ben de size şey demiştim, yani çalışılıyor, olgunlaştığı zaman zaten açıklanacak diye. Netice itibariyle olgunlaştı ve kamuoyuna Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olarak bu sunuldu. MYK'da tabii bu ve benzeri konularda birkaç gündemimiz vardı. Bunların önümüzdeki dönemde getirilerinin ne olacağı, bazı biliyorsunuz bu düzenlemeye dönük eleştiriler oluyor çeşitli siyasi partilerden. Onlarla ilgili arkadaşlarımız değerlendirme yaptılar. Bunun demokratik kazanımlarının altını çizdiler. Birkaç tane siyasi konuyu bu şekilde değerlendirmiş olduk.
Bu verilen, ortaya koyulan sorulara da bütün cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı ve paylaşıldı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun.